Merhaba sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde Proteus isis çalışma alanında library seçeneğini inceleyeceğiz ve bu seçenekler altında bulunan diğer seçeneklerden bahsedeceğim. Bakın, pick parts from library, make device, make sample, packaging tool, decompose falan filan diye bir sürü işte sekme var. Şimdi arkadaşlar, library ne demek? Kütüphane demek. Zaten Türkçe karşılık kütüphanedir. Yani benim bu kütüphanem içinde, Proteus kütüphanem, isis kütüphanem içindeki elemanları işte çağırmama yarar. Yeni eleman eklemeye yarar bu kütüphane. Şimdi birinci seçenekle başlarım. Pick parts from library. Şimdi arkadaşlar bu ne demek? Kütüphaneden elemanları çağır demek. Buna tıkladığımda bakın şöyle bir pencere çıktı. Pick devices. Bu ne demek? Elemanları çağır demek arkadaşlar. Bundan çıkıyorum. Bakın burada bir tane P harfi var. Ben buna basarsam bakın P'ye bastım. Direktmen bu şey çıktı. Ya da şurada arkadaşlar bakın. Selection modda ya da component modda P'ye basarsam yine eleman kütüphanem çıkar benim. Kütüphane pencerem çıkar. Şimdi library'ye geldim. Pick parts from library. Evet, kütüphane pencerem açıldı. Burada benim elektronik devre elemanlarım var. Birçok eleman var arkadaşlar burada. Şimdi burada keywords ne demek? Kelimeler demek. Yani seçeceğin elemanın kelimesini yaz. Atıyorum buraya. Ne isteyelim biz? Diyot isteyelim. Diyot. Şimdi arkadaşlar bakın. D yazdım bir şey çıkmadı. Ya da şöyle yapalım. 1N yazdım. Bakın burada bir sürü şey çıktı. 4001 seçeceğim ben diyeyim. 1N 4001. Bakın 1N 4001, 1N 400'den sonraki bunu izleyen bütün kelimeler burada çıktı arkadaşlar. Eğer ben şunu seçersem match whole word dersem sadece bunu bu yazılı olan elemanı çağır demek. 4001 dedim. Bakın iki tane 4001 var. Fark bir diyor. Dicing var, bir de diyot var arkadaşlar. Yani şunu seçersek sadece şu ekrana yazdığım elemanı bu pencereyi, results penceresine getirecek arkadaşlar. Bu o demek arkadaşlar. Evet, çıktım. Show only parts with models. Bu da modellerle arkadaşlar sadece elemanı göster anlamında. Evet, mesela 1N4001'i seçelim. Şimdi arkadaşlar bakın. 1N4001 bir diyottur. Doğru mu? Bu kadar 1N4001 var benim. Şimdi bu şeyleri inceleyelim. Alt mesela pencereleri izleyelim. Kategori. Benim elemanımın kategorisini gösteriyor. Bu nedir? Bir diyottur. Ya da bunu sildim. Burada bütün kategoriler mevcut. Analog kapasitörler, CMOS selleri, konnektörler, işte debugging tool'lar, diyotlar, işte bir sürü indüktörler, mikroprosesör, işte mikro işlemci entegreleri, optokuplör sensör, ne ararsanız var. Switch'ler. Şimdi arkadaşlar bir de bunların alt kategorisi var. Mesela ben buradan konnektörleri seçtim. Sub kategori, yani alt kategoriler ne diyor? Bu konnektörle alakalı diğer çeşitleri bana göster diyor. Yani konnektörlerin alt çeşitlerini göster. Arduino konnektörleri, işte ses, audio, D-Type dılımı, işte bir sürü şey var. Şimdi arkadaşlar bir de manufacturer, yani bunların bunları yapan firmalar, bunlarla ilgili bir pencere bu. Yani bunları yapan firmaların isimleri, manufacturer'lar. Bu çok kullanılmıyor arkadaşlar. Daha sonra results'lar benim zaten şey sonuç, yani buraya yazdığımda çıkan istediğim eleman, istediğim sonucu buraya da gösteriyor arkadaşlar. Yani ben elemanımı yazıyorum ya da buradan seçiyorum. Bu elemanları ne yapıyor? Mesela 1N 4001 hepimizin bildiği bir nedir? Silisyum bir diyottur. Device elemanımın şeyi, çeşidi 1N 4001. Library hangi kütüphanede olduğu, Diod Sync kütüphanesindeymiş arkadaşlar. Şu da diyot kütüphanesi. Description. Bununla ilgili diğer özellikler. Bakın C ne demek? Silisyum. 50 voltluk bir diyot. 1 ampere kadar akım çeker ve bu neymiş? 30 mikrosaniye diyor arkadaşlar.
Yine burada diyot, silikon rectifier, silikon doğrultucu, maksimum recurrent peak reverse voltage, maksimum işte peak akım voltajı 50 volt gibisinden bir açıklama var arkadaşlar. Bunlar da zaman zaman bizim işimize yarayan tanımlar diyelim. Biren 4001'in preview, yani şematik gösterimi, şu preview dediği ön görünümü, analog bir elemandır. İşte protesto bu şekilde göz sembolü bu şekildedir. PCB preview, bu da arkadaşlar bunun baskı devre de nasıl görünüyor? Yani ben bir baskı devre şeması çizeceğim arkadaşlar. RS'de diyelim. Bu elemanın demek ki PCB görüntüsü var. Dolayısıyla bu benim için gerçekten önemli. Eğer baskı devreyle uğraşıyorsak bu PCB görüntüsünün olması gerekiyor. Bu da bunun paket ismi. Baskı devre paket ismi arkadaşlar. Burada zannedersem ok diyorum. Pek bahsetmediğimiz bir şey kalmadı. Daha sonra MAC device. MAC device arkadaşlar eleman oluşturmaya yarıyor. MAC sembol işte sembol oluşturmak işine yarıyor. Packaging tool ve decompose. Şimdi sevgili arkadaşlar neredeydi? Make device neydi? Yeni bir eleman oluşturmaya, make sembol yeni bir sembol oluşturma, packaging tool yaptığımız ya oluşturduğumuz yeni elemanı paketleyip kütüphaneye eklemeye yarıyor diyebiliriz. Ve önemli bir komut var. Şimdi önemli bir komutu göstereceğim. Decompose. Bu arkadaşlar kütüphanede var olan bir elemanı parçalara ayırır. Pinlere ayırır. Neden ayırırız? Biz yeni bir eleman yapacağımız zaman, oluşturacağımız zaman var olan elemanlardan yararlanabiliriz. Onların parçalarını alıp kullanabiliriz sevgili arkadaşlar. Bu gerçekten önemli bir komut. Zaten ben eleman oluşturup kütüphaneye işte atmayı, eklemeyi ayrı bir derste yapacağım. Çünkü bu derste bayağı uzar bu derste yaparsam. Ayrı bir derste nasıl biz yeni bir eleman yaparız, elektronik devre elemanı yaparız ve bunu nasıl kütüphaneye ekleriz, bunu ayrı bir derse anlatacağım. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Bu benim diyodum. Decompose burada nasıl kullanıyoruz? Şimdi arkadaşlar bunun üzerine geldim. Kırmızı çıktı. Sağa tıkladım. Şeyde görünmüyor ya. Şuraya getireyim. Evet, ya da şöyle yapalım. Elemanı seçtim. Şöyle Library'ye geldim. Decompose dedim. Tamam mı arkadaşlar? Bakın. Burada pin isimleri işte paket ismi falan filan hep burada yazıyor. Şimdi bu, bakın, bu artık ayrıştırılabilir sevgili arkadaşlar. Ben bunu artık parçalarına ayırabilirim. Mesela en sağdaki çizgiye geldim. Bir kırmızı şey belli değil mi? Sağa tıkladım. Drag object dedim. Bakın. Yine bunun üstüne geldim. Drag dedim. Ayrıştırdı. Şunun üstüne geldim. Drag dedim, ayrıştırdı. Bakın, bu artık farklı bir eleman yapabilirim ben bundan. Bakın, drag dedim arkadaşlar. Bir tane tampon kapısı yapalım mesela. Evet. Şöyle bir şey yaptım. Bunu seçtim. İşte buradan artık Mac device diyoruz. İşte bunların isimlerini falan, bunları anlatacağım ayrı bir derste arkadaşlar. Bunlar şimdilik kalsın. Dediğim gibi bu işe yarıyor. Devam edelim. Decompose dedik. Devam edelim sevgili arkadaşlar. Library'de import bsdl. Bu bir dosyayı işte içeriye import etmeye yarıyor. Öyle bir dosya olmadığı için de bakıyorum buraya. Kütüphane ile ilgili bir dosya arkadaşlar. Protesto ile ilgili yanlış bilmiyorsam bir parçayı işte içeriye import etmeye yarıyor. Compile library. Bu da ne işe yarar? İşte yeni eleman, oluşturulan yeni eleman kütüphanede derlenir arkadaşlar. Bu ne demek arkadaşlar? Yani bizi bir tane oluşturulan bir elemanı çalışır duruma getirmek için kullanılır. Mesela ne diyor? Select library you want to compile to işte end whether or not falan filan. Yani diyor ki compile yapmak istediğin elemanı seç diyor ve ister şey yapabilirsin diyor. Yani tasarım alandaki bir ya da daha çok sheet'i compile edebilirsin diyor arkadaşlar. Ya da etmeyebilirsin. O sana kalmış. Mesela set MOSFET demiş. Buna ok dediğimiz zaman çalışır duruma geliyor. Dediğim gibi bir yeni bir eleman oluşturmayı, bakın,
Ben Proteus'a yeni bir eleman, onu ayrı bir derste anlatacağım ve kütüphaneye eklemeyi. Şimdi Place Library'de arkadaşlar bu bir kütüphaneyi, herhangi bir kütüphaneyi şu devices kısmına getirmeye mesela basalım. Mesela analog kütüphanesi arkadaşlar. Ok tıkladığımızda bütün elemanlar burada listelenecek. Şöyle yaptım. Bakın gördünüz mü? Bütün analog elemanlar şurada listelendi arkadaşlar. Analogla ilgili alt kategorisi. Analogun alt kategorisindeki elemanlar. Evet. Dediğim gibi buradan da çıkmak istedim. Şöyle yapma diyelim. Evet. Başka ne kaldı? Başka ne kaldı? Verifying packaging. Bu da arkadaşlar ne yapar? Kütüphaneye yerleştirdiğimiz elemanların doğru ya da yanlış olarak yerleştirdiğini test eder. Diyor ki no packaging error, herhangi bir hata bulunamadı diyor. Başka ne kaldı? Son olarak library manager kaldı. Bu da arkadaşlar eleman kütüphanesindeki kütüphane içerisindeki bazı elemanları işte başka bir kütüphaneye ekleme, silmeye benzeri işlemlere yarıyor. Burası benim source'um. Eleman kütüphanem. Bir sürü kütüphane var. Bakın. 74 ALS falan filan. Bir sürü bipolar, device, diode falan filan. Şimdi benim diode kütüphanemde bulunan elemanlar bunlar arkadaşlar. Ben diyelim UF 5400'ü seçtim. Bunu kütüphaneden çıkarabilirim. Ya da tamamını çıkarabilirim. Ya da order'a tıkladığım zaman arkadaşlar bakın. Order ne demek? Şu demek arkadaşlar. Şimdi bu 74 ALS'yi ben biraz daha kütüphanenin daha alt sıralamasına getirebilirim. Bakın order sırala demek. Mesela şunu seçtim. Bakın gördünüz mü? Taşıdı. Şuna tıklarsam en alta taşır. Şuna tıklarsam en yukarı taşır arkadaşlar. Başka burada şey yapacağımız copy items var. Bakın butonu eğer ben buraya taşımak istersem sevgili arkadaşlar bir saniye. Evet. Mesela diyor ki copy bir parçayı diyottan şuraya taşı diyor arkadaşlar. Yani şuradaki kütüphane, şu kütüphanedeki elemanı şurada kütüphaneden birine taşıyacağım ben. Şu benim kütüphanem. Birinci kütüphanem, bu da diğer kütüphanem. Yani aynı kütüphane aslında. Seçmek istediğim elemanı, taşımak istediğim kütüphanedeki taşımak istediğim elemanı alıyorum. Copy items diyorum. Yes dediğimde şu alana taşınacak. Yani 74CBT'nin kütüphanesine taşınacak. Evet dedim. Bakın. B'ye buraya taştı. Bunu tekrar diğer şeye nasıl getirebilirim arkadaşlar? Ha burada da var, burada da var. Burada var, burada silmedi. Ben bunu şimdi silmek istiyorum. Şöyle diyeyim. Delete item sildim. Evet, bu işe yarıyor arkadaşlar bu da. Yani kütüphaneler bir kütüphanedeki elemanı başka bir kütüphaneye taşımaya yarıyor arkadaşlar. Yahut da silmeyi, elemanı silebiliriz. Yeni bir kütüphane de oluşturabiliriz. Burada create library dediğim zaman yeni bir kütüphane oluşturuyor işte. Ve benzeri işlemleri backup yedekleyebiliriz. Kütüphanenin bir tanesini yedekleyebiliriz arkadaşlar. Mesela atıyorum. Dediğim gibi ya da yeni bir kütüphane oluşturabiliriz. Kütüphane ile ilgili de söyleyeceklerim bunlar sevgili arkadaşlar. Başka bir şey kaldı mı? Kalmadı herhalde. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.